Asıl dert Allah'a karşı olmalarıdır. Yani asıl onların derdi odur. Sonra peygambere karşıdırlar. Sonra Müslüman topluluğu, sonra da imama, Müslümanlar liderine. Ama atağa geçtiklerinde bunu tamamen sistemi alt üst ederek, sistemi ters çevirerek önce imam, Müslümanların lideri, sonra Müslümanlar, sonra peygamber, sonra Allah tarzında atağa geçerler. Yani ilk baktığımızda biz bunu göremeyiz. Yani Allah'a saldırmaz haşa. Dine de saldırmaz. Önce Müslümanlar liderine saldırır. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi. Sonra mesela peygamberimize saldırır. Ne yaptı sonra? Ali, Osman, Ömer, Ehl-i Beyt, Hasan, Hüseyin. Bak görüyor musun? En seçkinler. Hepsini şehit ettiler. Sonra peygambere gelen vahiyden rahatsız oldular. Dediler ki şu ayetler fazla nehyedildi. Şunlar da keçi yedi. Bunlar münafıkların uydurması. Ama bu Müslümanlar yanlış aksetti. Müslümanlar da bunu sahih kaynaktan geldi zannettiler. Bu bir şeytanın oyunuydu. Münafıklarla organize edilmiş bir oyun. Ayeti keçi yemiş. Allah'ın hükmü kalkmış. Tam şeytanın stili bak. Zaten keçiyle remzedilir şeytan. Şeytan yedi diyor yani. Ayeti şeytan yedi. Onun için ayet geçerli değil diyor. Bunu da Müslümanlara kabul ettirdiler. Büyük bölümüne kabul ettirdiler. Bu ayetler diyor nehyedildi. Şeytan söylüyor, onlar da inanıyor. Bu ayetlerde vardı fakat Kur'an alınmadı diyorlar. Vardı, Kur'an alınmadı. Bunlar da Allah'ın ayeti diyor. İlave ayetler. Dolayısıyla şeytan kendince bir oyun oynadı. Ve yüzyıllarca Müslümanları mahvetti. Mezhepler ayırdı, cemaatler ayırdı, mahvetti. Şeytan oyun oynuyor yani. Masum Müslümanlar da bunu bilmiyor, bu oyuna giriyorlar. Ve Müslümanlar böyle paramparça ederek birbirine şu an şeytan düşürdü. Müslüman, Müslümanı kanını akıtıyor. Allah için akıttığını söylüyor. Eğer biz müdahale etmeseydik, Şii-Sünni savaşı kan gövdeyi götürecekti. Bunun durmasına Allah'a çok şükür vesile olduk. Kan gövdeyi götürecekti yani. Şimdi onu beceremeyince Vahabi-Sünni savaşına hazırlanıyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Şimdi bunların mantığı şu oluyor münafıkların. İnsanlar cahiliyedeyken özgür düşünürler. Her şeyi böyle hür kafaya değerlendirirler kendine göre. Ama İslam'da hür kafa yoktur. Allah yanlısı bakış vardır sadece. Allah'a hüsnü zan, kitaba hüsnü zan, peygambere hüsnü zan ve doğrudan onların güzelliği, üstünlüğü ve iyiliği, mükemmelliği esas alarak bakma var. Şimdi münafık ne diyor? Böyle olmaz diyor. Nasıl olması gerekir dediğinde objektif bakacaksın diyor. Kime? Allah'a diyor. Allah'ı eleştirmek lazım diyor. Zaten bak yeni hocalara bakın onu da söylüyor. Allah eleştirilir diyor. Bakın Musevilere bakın. Tevrat'ta onlar da Allah'ı eleştirirler. O devrin münafıkları. Allah'ı eleştiriyor. Bu devrin münafıkları, o da Allah'ı eleştirir. Başka? Musevi devrinde münafıklar kim eleştiriyor? Peygamberleri. Davut eleştiriyor. Hazreti Süleyman eleştiriyor. Eyyub eleştiriyor. Birçoğunu eleştiriyor. Akıl almaz çirkin usluplarla eleştiriyor. Münafıklar at oynatmış o devirlerde. Resulullah zamanında da Resulullah'ı eleştiriyor. Zaten ayetlerin birçoğunun iniş sebebi münafıkların o alçakça ve ahlaksızca yaydıkları haberlere karşı cevap olmasıdır. Birçok ayet böyledir. Zeynep'le evlenmesi ilgili ayetler, birçok kişinin evlenebileceğine ilgili ayetler, Nur suresinde karısına ve hanımlarına yapılan iftira, evet, ve ona verilen cevaplar,
Tahrim suresinde hanımların ona karşı tavır alması, hep münafıkların yaptığı operasyonlar sonucu meydana gelen yakışıksız gelişmelere karşı alınan tedbirlerdir. Çok fazla ayet sırf bu nedenlerdir. Siz işte teyzenin kızları, halanın kızları bana alabilirsiniz. İşte bunun tek sebebi münafıklardır. Peygamber'e yön vermeye çalışıyor münafıklar. Bak az da olsa sen onlara meyledecektin diyor Allah. Yönlendirmeyi kendi kafalarına göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Serbest düşünme kafası yani. Diyor ki mesela Peygamberimiz Allah dininin aziz olmasını istiyor. Bu yüzden sabah cihada gideceğiz, cehd edeceğiz diyor. Münafık diyor ki ya tamam diyor yani cihat güzel, iyi. Ama Müslümanların canı daha önemli diyor. Şimdi bu sıcakta cihada gidersek bu insanların beyni kaynar diyor. Savaşamazlar. Ölürler. Muhammed burada hata yapıyor diyor. İyi insan diyor. Güzel insan da hata yapıyor burada diyor. Bak en hafifinden. Evet. Öbürü de diyor ki ya diyor şimdi iyi insan güzel insan olsa diyor haşa gönderin bu sıcakta diyor. Belli ki Müslümanların ölmesini istiyor diyor haşa. Adamın aklı bir anda gidiyor ona. Ha diyor ya hakikaten bak şimdi akılcı, objektif düşününce insan aklına geliyor. Peygamber olarak düşündüğü için hiç aklıma gelmedi diyor. Şimdi bak senin gibi diyor objektif düşününce diyor. Mantıkla diyor, Kur'an mantığıyla baktım şu an diyor. Hakikaten doğru diyor, peygamber yanlış karar veriyor diyor. Ve Müslümanlara kötülük ediyor diyor. O zaman biz ayrı bir grup olalım diyor işte 300 kişi. Peygamber diyor ki hadi gelin savaşa. Yok gelmeyeceğiz biz diyor. Ne yapacağız? Biz ayrıyız gelmeyeceğiz diyor. Yani senin sözünü tutmuyoruz diyor özetle peygambere. Ne, normalde bunun hükmü eğer yanlış anlamıyorsam tenkildir. Yani çok ağır bir suç. Küfürdür yani yaptıkları küfür. Alenen küfre düşmüş oluyorlar. Peygamber bir şey demiyor. Çünkü az adam değil yani. Geriye kalan da 600 kişi var. Facia büyük. Adamlar mantık. Mantıkla bakıyorlar. Yani mesela diyor peygamber diyor biz savaşacağız. Biz bilmiyoruz ki eğitim almadık diyor. Niye gidelim ki diyor. Burada da hata yapıyor diyor Muhammed diyor. Ama bak ben daha akıllıyım diyor peygamberden. Biliyorum ben diyor. Peygamber olmadı. O zaman diyor peygamber kim olması gerekiyormuş diyor. Münafıkların lideri diyor. Asıl ben olmam lazım diyor peygamber diyor. Halbuki ona peygamberlik görevi verilse şey yapsa yapmaz. Yapamaz ve yapmaz da. Yani İslam'ı yay hadi desen yaymaz. Küfre karşı atak yap desen yapmaz. Müslümanlara yardımcı ol desen yardımcı olmaz. Hiçbir şey onu ilgilendirmez. O sadece yıkıcılık peşinde oluyor. Onun için İslam'a, Kur'an'a, imama mantıkla bakılmaz. Tarafkir olarak sevgiyle haklı olduğu, iyi olduğu, güzel olduğu gözüyle bakılır. Allah'a hiçbir zaman için eleştiri gözüyle bakılmaz. Mutlaka Allah'ın doğru olduğu, hak olduğu, hayır olduğu, her ne yaparsa yapsın Allah doğru olduğu gözüyle bakılır. İnşallah. Sonunda zaten mümin bunu görüyor. Mesela bak Zuhruf Suresi 31'de diyor ki münafıklar, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilme değil miydi mantık olarak diyor. Mantıkla bile olması lazım. Bu insan diyor hem fakir, Ebu Kasım'ın diyor yetimi. Kimse bilmez, tanımaz. Malı yok, mülkü yok, bahçesi yok, şunu bu yok. Ama mesela Mekke'nin zengini var diyorlar. Adamın malının mülkünün haddi hesabı yok. Bağları, bahçeleri var, muazzam çevresi var. Peygamberlik verecek. Sonra verirsin ona niye veriyor? Bak Allah akıl veriyor. Görüyor musun aklı? O ahmaklar da ya diyorlar haklısın. Allah niye öyle yaptı ki diyor. Ona versin hakikaten diyor. Bak görüyor musun Allah'a bak sen. Bu Allah inkar. İnkar ettiğinin farkında bile değil. Allah onun için diyor ki ayette, ahirete geliyorlar. Biz müminiz ya diyorlar. Farkında bile değiller. Allah şirk içinde olduklarını farkına varmadıklarını iddia edecekler diyor. Yani biz müşriklerden değildik. Böyle bir şey yapmadık yani böyle bir hatamız da yok diyorlar. Biz akılcı olarak eleştirdik ne var ki bunda falan diyor. Ya sen Allah'ı eleştiriyorsun. Allah'ı eleştirince ne olmuş oluyor? İnkar etmiş oluyorsun. Allah diyor ki ayette senin Rabbin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar diyor şeytan Allah'a sınır. Münafıklar.
Dünya hayatında maişetlerin aralarını biz paylaştık ve onlardan bir bölümün diğer bir bölümünü tesir etmesi için bir bölümünün üzerine dereceler yükselttik. Rabbin rahmeti toplayıp yadıklarına dahildir. Mesela onlara peygamberler dedi ki, Bakara 247'de, Allah size Talut'u melik olarak gönderdi, Mehdi olarak. Talut herhangi bir insan, yani sakin, fakir bir insan, mazlum, güzel, zeki, akıllı bir insan ama ya meşhur biri değil. Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Onlar, biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal ve servet bolluğu verilmemişken, Allah'a akıl veriyorlar, görüyor musun? Nasıl bizi yönetmek üzere, bak nasıl bizi yönetmek üzere, şeytana Allah'a sığınırım, hükümdarlık, mehdiyet onun olabilir dediler. O şöyle demişti Cenab-ı Allah, doğrusu Allah size onu seçti, onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah'ın rahmeti ve gücü, Allah'ın rahmeti ve gücü geniş olandır, bilendir. Bak dikkat et, hep mantık. Ya bir adam fakir, tanınmamış bir adam. Onu bir gerçekçilik, hayatın gerçekleri gözüyle bakar. Halbuki o mantığa girdiğinde münafıkla adım atması an meselesidir. Çünkü olayları öyle değerlendiren adam dini de öyle değerlendirir. Halbuki din doğrudan Kur'an'la değerlendirilmesi gerekiyor. Dinden hiç taviz verilmeden, Kur'an'dan hiç taviz verilmeden anlatılması lazım. Onların göremediği bir çizgiyle o doğru yol olmuş oluyor. İnsanların göremediği bir çizgiyle doğru yol olmuş oluyor. Onun için Allah ihtina sırat-ı müstakim, yani dost doğru yol, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi, Abdullah-ı Metin, Uhretül Vuska, onun için deniyor. Yani doğru yoldan sapma oluyor. Kur'an'daki mantık neyse, gözü kapalı uygulanması gerekiyor. Yani o yoruma açık olmaz. Mesela diyor ki Allah namazı sabah kılacaksınız. E olur mu diyor, sabah güneş doğmuş tamam da diyor yani en fazla bir saat geçmiş ne olur diyor. Yani niye kılmayayım ki diyor. Bismillah diyor, secdadeyi seriyor. Kılınır ya diyor, niye olmasın diyor. Allah'ın hükmünü mantıksız buluyor. Yani niye güneş doğurunca kadar olsun ki diyor. Ne fark eder diyor, güneş doğmuşsa tamam diyor, işte az bir şey olmuş, 1,5-2 saat. Öğlen girmedi ki diyor. Öğlen gitse aklım alır diyor bak. Tabi bilmeden yapanları tenzih ediyoruz. Bak diyor ki Müminin Suresi 33-34. Kendi kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dedi ki, yani refah dedi ya, geziyor, tozuyor, biraz para kazanıyor falan. Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değil. Bak bu çok önemli. Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Bak bu çok hayati bir noktadır. Normal bir adam diyor. Normal bir insan. Yani siz nasıl çıkarlarınız peşindesiniz, o da sizin gibi çıkarın peşinde. Siz nasıl egoistsiniz, o da egoist diyor. Siz onu niye gözünüzde büyütüyorsunuz ki diyor. Alelade bir insan diyor. Haşa. Kendisi de sizin yediklerinizde yemekte ve içtiklerinizde içmektedir. İyice anlasınlar diye vurguluyor. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, bak boyun eğecek olursanız diyor. Andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlar olsunuz. Ya diyor, siz aklınızı mı kaybettiniz? Bunu gözünüzde büyütüyorsunuz, bu insan bir şey yok diyor. Normal yiyip içen herhangi bir adam. Bir insan, haşa. İşte münafığın sapıtma noktası budur. Yani bir şeyi sıradanlaştırır kendi kafasında. Mesela peygamber normal üstü bir varlık olduğu halde, Allah tarafından desteklenen bir varlık olduğu halde onu alelade görür. Yani Allah'ın desteğini kabul etmez. Allah'ın yardımını kabul etmez. Oradaki metafizik desteği göremediği için kabul etmez. Dolayısıyla kaba halk mantığıyla değerlendirip sapıtır. Bütün münafık hareketlerinde mantık budur. Ama tabi bunu iyi detaylandırmak, iyi anlatmak, bol örnekle anlatmak önemli. Ahzab suresi 12'de Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanışla başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yani İslam'ın hakimiyeti, efendim, Müslümanların rahat etmesi, İslam'ın her yere yayılması, Kur'an'ın revaç bulması, böyle bir şey yok diyor. Bunlar aldatmaca, peygamber söyledi ama diyor. İşte peygamberimiz diyor ki işte 5-10 yıla kadar İslam her yere hakim olur bölgede diyor.
devlet olarak, millet olarak çok rahat edeceğiz, çok güzel günler olacak diyor. Yok diyor, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etme diyor. İnanmıyorlar. Bak, hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şeytanlar, Allah'a sınır. Aynı oluyor zaten, kalplerinde hastalık olan da münafığın eyleme geçmemiş hali oluyor. Allah ve Resul, bak dikkat edin. Allah ve Resul kimlere karşı? En başta Allah'a karşı. Yani sırf Resul'e karşı değil, Allah'a karşı olduğu için Resul'e karşı. Bak, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyor. Boş bir aldanış. Allah bizi aldattı diyor. Kimle? Peygamberle aldattı diyor. Peygamber bize yalan söyledi diyor, yani haşa. Ama onu Allah'a da götürüyor. Yani münafığın asıl derdinin ne olduğunu anlamanız açısından söylüyorum. Asıl derdi Allah'ladır. Yayınımıza devam ediyoruz. Hocamızın Münafığın Derin Karanlığı kitabından okuyarak devam edeceğiz. Hocamız birazdan